Merhaba arkadaşlar. Bugün Jixion Blue Switch'li bir yeni mekanik klavyemizle sizinle beraberiz. Bu arada arkadaşlar bu klavyenin çekilişi bitti. Kazanan kişiyi videonun sonuna koyarım. Biliyorsunuz ona isterse bunu, isterse de şuradaki camdan klavyeyi vereceğiz. Bu camdan klavyeyi. Neyse, bunlar detay. Bu klavyeyi de artık arkadaşlar kendimi klavyeler lordu gibi hissetmemek için bunu da çekilişle vereceğim. Çünkü evde çok klavye birikti. Bir de ben böyle çok büyük klavye kullanmıyorum biliyorsunuz. Bu klavyemiz arkadaşlar Blue Switch'li. Ben daha çok Blue Switch tercih ediyorum. Yani bana bir klavye gönderileceği zaman Blue Switch'li olması daha güzel benim için. 6 renkli Rainbow LED'leri varmış. Yani RGB değil demek oluyor bu. Şöyle bir arkasını döndürürsek. Bakın. Bütün tuşlar için işte anti ghosting'i falan filan var. Bildiğiniz normal mekanik klavye, bir sıkıntısı olmayan, herhangi bir handikapı olmadan kullanabileceğiniz bir mekanik klavye arkadaşlar. Bir tane buradan şey var. Bant yoktu üstünde. Kolay açıldı bizim için. Şimdi normal şartlarda ben tripod kullanıyorum da klavye inceliyorken arkadaşlar bunu böyle incelemeyi daha çok seviyorum. Size yakından bazı detayları göstermek için. Tripodla bunu sabitlemeyi ben de biliyorum aslında da. Şimdi bir bilek desteği olduğunu biliyorum. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, güzel bir sıyırma yöntemi oldu bizim için. Malzemeyi böyle çıkaralım buradan. Yani bir nevi emanet bir malzeme olduğu için. Bunun da arkadaşlar çekiliş linkini videonun altına bırakırım. Oradan isterseniz katılırsınız. Şunu bir altındaki kablosunu çekelim de nasıl duruyor göreyim. Işıklarına bakacağız ama öncesinde bir kendi üstüne bakalım. Mikrofonu birazcık o tarafa döndürmemi ister misiniz? Sesini duyun. Bakın mikrofonu ters çevirdiğimi benim konuşmamın sesinden de anlarsınız. Şimdi sesini deneteyim size. Bildiğiniz mavi switch. Ama Jixion incelememiştik daha önce. Hemen ben çıkardım. Arkadaşlar fiyatlar internette sürekli değişebildiği için ben burada şimdi fiyat konuşmak istemiyorum. Sizin için avantajlı olacak bir fiyatı olduğunun farkındayım. Siz alttaki linkten girer bakarsınız. Ürün linkini de bırakıyorum zaten. Bu klavyenin arkadaşlar sevdiğim bir özelliği, bütün kısa yollarını kendi üstüne de koymuşlar. Bu FN'ye basıp bu home tuşlarından ışıklarını vesairesini ayarladığınız tüm her şey burada görünüyor. Bakın burada bir film şeysi var. Şılık diye ses çıkartan aparat. Burada ışıklarının düzeyini ayarladığınız bir şey. Efektleri değiştirdiğiniz tuşlar bunlar. Yükseltip azaltması burada. Tabi bunları direkt ışıklarını açıp yapsak daha iyi olur. Size ışıkları açıkken göstereyim. Bu arada tabi kanala abone olalım arkadaşlar. Bakın daha bunu veriyoruz. Daha bir sürü daha ekipmanlarımız var. Bunları da vereceğiz. Bunları hep abonelere veriyoruz. Abone olmayanlar zaten bir zahmet almasınlar. Ayıp olur yani. Şimdi şuradan bir takış gerçekleştiriyoruz. Şuradan da bir ışık azaltması yaparsak ürünümüz henüz canlanmadı. Bu benim USB slotu da bozuk olabilir by the way. Evet, bozuk olmayan slotumuzu taktıktan sonra bir ışıkları kapatalım. Öyle incelememize devam edelim. Şimdi ışıkları kapatalım da biraz gerçekçi olsun. Yani bu zamanlarda hepimiz böyle oyun oynuyoruz diye düşünüyorum. Şöyle azaltıyoruz. Arttırıyoruz. FN'ye basıp bir neler yapabiliyormuş ona bakıyorum klavye. Işıkları tamamen kapattık. Tamamen kapattıktan sonra şurada bir bakın şöyle bir yanma oluyor. Bu özel modları arkadaşlar VASD'yi bakın burada açmışlar. Siz bunları kişiselleştirebiliyorsunuz. Oyunda hangi tuşları kullanıyorsanız onları yakabiliyorsunuz işte. Kendince bazı oyunlara göre özelleştirilmiş. Burada anladığım kadarıyla LOL herhalde bu. QWERTY, ASDFG yanıyor falan. VASDR, Shift, buradaki tuşlar bir de. Yani oyunlara göre bunu kişiselleştirebiliyorsunuz. Oyun modları bunlar. Şimdi şuradan diğer tuşlarına basıyorum. Buradan da modlarını değiştiriyoruz. Bastığımız tuş aydınlanıyor şu an sanırım. Kaç tane? 3 tane mod yakaladım ben. Ha yok, başka modlar da varmış. Bunun hızlarını da arkadaşlar bu ok tuşlarından ayarlıyorsunuz yine. Bakın arttırdım şu an hızı mesela. Çok hızlı gidiyor. Şurada ok tuşundan yavaşlatıyorum. Daha yavaş, daha sakin bir dalga. Daha da yavaşlatayım. İyice böyle takıla takıla gider gibi oluyor artık.
Yani hızını da buradan ayarlıyorsunuz. Şimdi hızlı mesela şu an. Tekrar buradan bir mod değişikliğine gidelim. Yana doğru. İşte bu yana doğru olanın da mesela hızını buradan ayarlıyorsunuz. Böyle oluyor mesela yılan oyunu gibi. Değiştirelim, bu neymiş? Bölgesel bir aydınlatma. Bunun hızını biraz arttırmak gerekiyor galiba. Bakın bunu biraz da arttıralım hızını. Ya bastığınız yerde bir hareketlenme. Ha, bu da böyle bir dalgalanma. Bunun hızını azaltalım. Bakın gitgide azaldı hızı. Arttıralım hızını. Bu iş güzel. Hızını ayarlama işi hoşuma gitti. Bu mesela çok hızlı şu an. Azaltıyorum. Ya da arttırıyorum. Başka bir moda bakalım. Yağmur yağıyor mesela burada. Çok yavaş yağıyor şu an. Şimdi çok hızlı yağıyor. Bak böyle dans ediyor ortada. Yavaşlatalım. Her şeyine bir yavaşlatma koymuşlar herhalde. Baksanıza. Bak şimdi ta 2 senede geliyorlar ortaya. Hızlandıralım. Başka ne modu varmış? Akıyor böyle klavyenin ortasında. Bir de bunu yavaşlattık mı? Çok yavaş gidiyor şimdi. Klavyeleri gerçekten bu açıdan incelemeyi daha çok seviyorum. Biraz hızlandıralım da ne yapıyormuş onu görelim. Şimdi yavaşlatalım falan. Böyle geziyor şu an. Yavaşlattınız mı? Yavaş geziyor tabii. Geldik en başa. Arkadaşlar klavyemiz bundan ibaret. Burada kendi üzerinde farklı kısaltmaları da var. Başka işler yapabildiğiniz. Tabii detaylarını internetten siz daha iyi biliyorsunuz benden. Şuradan da tekrar oyun modları işte biliyorsunuz. Şurada bir kayıt tuşu var. Buna bastığınız zaman tuşları ayarlayabiliyorsunuz daha istediğiniz gibi. Buradan da moda geçiyoruz. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Arkadaşlar bunun kazananını şimdi görüyorsunuz. Tam buraya koydum. Bir tane winner çekiyorum. 3700 kişiden birine çıkacakmış. Hemen kontrollerimizi sağlıyoruz. Evet, Ali Kaan Demircan'a çıkmış arkadaşlar. Ali Kaan Demircan Vortex. Bana bir ulaşırsa çok tatlı olur. Bu mail adresini doğrulaması gerekecek falan. Bu şekilde. Teşekkür ederim. İyi günler. Bu arkadaşı da çekilişle yine size veriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Elveda.